Neydi o söz? Arkadaş bizlere faizle, enflasyonla, dolarla nasıl mücadele edilir gösterecekti, değil mi? Nitekim bugün ülkemizde devletin bankaları onun yetkisinde. Medyanın büyük çoğunluğu onun kontrolünde. Hazine, maliye yine onun yetkisinde. Hatta bağımsız olması gereken Merkez Bankası bile onun yetkisinde. Yani tüm yetkiler kendisinde. Peki ya etki? Etki ortada. Faizler ve enflasyon tavan, dolar 10 liraya koşuyor, işsizlik alıp başını gitmiş, çiftçi, esnaf, emekli, herkes perişan. İşte size partili cumhurbaşkanlığı ile uçan Türkiye. İşte size tam yetkili Sayın Erdoğan'ın 3 yılda ülkemize olan etkisi. Gösterdiği bu olağanüstü yönetim performansı yetmiyormuş gibi, kendisi bir de adeta dolaptaki yazlıklarla kışlıkları değiştiriyormuş gibi Merkez Bankası başkanlarını değiştirmeyi de son zamanlarda alışkanlık haline getirdi. Normalde görev süreleri 4 yıl olan Merkez Bankası başkanları Sayın Erdoğan sayesinde artık mevsimlik işçi oldular. Yazlık Merkez Bankası Başkanı ayrı, kışlık Merkez Bankası Başkanı ayrı. Her sezona yeni bir başkanla giriyoruz. Nitekim son olarak geçtiğimiz hafta faiz indirimine mesafeli duran kurul üyelerine de el attı. Bunun kaçınılmaz etkisi olarak da milletimizi dizginlenemeyen bir dolar kuruyla baş başa bıraktı. Sayın Erdoğan, farkında mısın artık bilmiyorum ama sen bildiğini okumaya, her şey yolundaymış gibi davranıp sorumsuzca konuşmaya ve sorunları çözmek yerine halının altına süpürmeye devam ettikçe dolar artıyor. Dolar arttıkça milletimizin alım gücü düşüyor. Dolar arttıkça esnafımız sattığının yerine yenisini koyamıyor. Dolar arttıkça çiftçinin mazotu, gübresi, ilacı, tohumu zamlanıyor. Dolar arttıkça orta ölçekli firmalarımız zora giriyor. Servetimiz el değiştiriyor. Firmalarımız yok pahasına yabancıların eline geçiyor. Yani milletimiz perişan oluyor. Ve tüm bunlar olurken Maliye Bakanı zaten ortada yok, sense sadece seyrediyorsun. Aynı senin seyrettiğin gibi Merkez Bankası Başkanı da seyrediyor. Bu arkadaş bir de çıkmış 125 milyar dolar rezervimiz var diyor. Madem o kadar rezervin var, müdahale etsene. Niye doların artışına seyirci kalıyorsun? Niye milletimizin yoksullaşmasına kayıtsız kalıyorsun? Müdahale etsene kardeşim. Edemez. Değerli dava arkadaşlarım, edemez. Çünkü rezervler Merkez Bankası'nın değil. 128 milyar doları çatır çatır yediler. Merkez Bankası da tam takır kuru bakır kaldı. Şimdi de ödünç aldıkları dövizler için alacaklılar kapıda bekliyor. İşte o nedenle müdahale edemez. Şu anda Merkez Bankası'nın net rezervi maalesef eksi 43 milyar dolar. Yani Merkez Bankası bugün dükkanı kapatacağım dese 43 milyar dolar para ihtiyacı var. Her seferinde söyledik, her seferinde uyardık. Bugün burada yine tekrar ediyorum. Merkez Bankası gücünü itibarından alır. İtibarı da bağımsızlığından gelir. Ama Sayın Erdoğan sağ olsun Türkiye'nin en güzide kurumunda ne bağımsızlık kaldı ne de itibar. Bak Sayın Erdoğan, her sorunun çözümü önce doğru teşhisle başlar. Milletimizin sana verdiği tüm bu yetkilerden sonra dolar kurunun son 3 yılda 4,5 liradan 9,33 liraya çıkmasının sebebi sensin sen. Bunu anla artık. Bunu kabul et artık. Sen sözüm ona faizleri düşürdün ama Türkiye'nin risk primi arttı.
Risk primi artınca tahvil faizleri arttı. Ticari kredilerin faizleri arttı. Döviz cinsinden bulunacak dış kaynak için ödenecek faiz de arttı. Senin bu beceriksizliğin yüzünden devlet bütçesinden sadece bu yıl 200 milyar lira faiz ödemesi yapılacak. Bu 200 milyar lira Türkiye'de kayıtlı 22 milyon çalışanın vergilerinden daha yüksek. Yani 22 milyonun ödediği verginin tamamı faize gidecek. Dahası var. Kurdaki 1 liralık artış dış borcumuzu da 450 milyar lira arttırıyor. Sayın Erdoğan, partili cumhurbaşkanı olarak göreve geldiğinden bu yana ülkemizin dış borcu tam 2 trilyon lira arttı. Peki bu borç nasıl ödenecek biliyor musun? Ürün fiyatları artacak, öyle ödenecek. Gıda fiyatları artacak, öyle ödenecek. Doğalgaz ve elektrik fiyatları artacak, öyle ödenecek. Giyim kuşam fiyatları artacak, öyle ödenecek. Yani bizlerin cebinden çıkan para ile ödenecek. Onların cebinden kuruş çıkmayacak. Lüküs hayatları tam gaz sürecek. Faturayı millet olarak hepimiz ödeyeceğiz. Aziz milletim, milletçe bize bu faturayı kesen de, bu hesabı ödeten de bizzat Sayın Erdoğan'dır. Paramızın pul olmasının sebebi de, borç içinde yüzmemizin nedeni de bizzat Sayın Erdoğan'dır. Tokatlı gencimize gece saat 1'e 2'ye kadar kurun yükselişini izleten de, Bursalı esnafımıza yerli ürünü dolarla aldırtan da bizzat Sayın Erdoğan'dır. 2018'de aldığı yetkiyle sefa süren de, milletimizin kendisine gösterdiği güveni boşa çıkartan da bizzat Sayın Erdoğan'dır. İşte o nedenle vakit Türkiye vakti diye iş başına gelenlerin artık bu milletin yakasından düşme vakti geldi de çattı. Haydi Sayın Erdoğan, vakit tamam. Çırpınmanın, çamura yatmanın alemi yok. Milletimiz bu gidişe daha fazla tahammül edemez, tahammülü kalmadı. Artık vakit hesap vakti. Artık vakit sandık vakti. Artık vakit seçim vakti. Artık vakit iyilerin vakti. Değerli dava arkadaşlarım, Sayın Erdoğan ve arkadaşları dış politikayı da tıpkı ekonomiyi yönettiği gibi yönetiyor. Yani akılsız ekonomi politikaları ve keyfi kararlar nasıl risk primimiz